Kafamı bir çevirdim, mont yok. Kolombiya montu bak 0.2 saniyede yediler. Gençler ve daima genç kalan insanlar. Almanya Berlin'den hepinize selamlar diliyorum. Hotel, Happy Hotel Berlin. Hostel odaları da var, otel odaları da var. Aşağıda mutfağı var. Böylece kendi yemeğinizi, kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Böyle dolaplar oluyor arkadaşlar otellerde. Hostellerde daha çok oluyor. Mesela bizim ekürü bu. Dün aldık bunları biz. Kahvaltı yapmak niyetiyle biraz peynir, domates, salatalık, muz. Aslında bir içecek kahve mavi bir şey olsaydı iyiydi de. Mesela bu kahve Rus'unmuş. Tamam. Adını yazmış yani. Ama bırakmış da olabilir buraya. Mesela bakıyoruz. Başka ne var? Mesela bak burada bir tane kahve var. Burada bir isim yok. Demek ki bunu kullanabiliriz. Su ısıtıp bir kahve yapabiliriz kendimize. Dediğim gibi dünden kalan bir kruvasan taş gibi olmuş bu arada. Biraz salatalık, bir dilim peynir, iki dilim peynir. Muzlarla falan kettle'da bir kahvaltı hazırlayacağız kendimize. İçelim. Böyle bir şey hazırladım. Mikrodalga var. Bunu burada ısıtacağız. Biraz domates, peynir keser. Yolumuza bakıyoruz. Ooo. Bak. Hem de iki tane kahve. Aynen öyle. Ay. Bir tanesini çocuk verdi, bir tanesini ben çaldım gibi oldu. Madem verdi, bir tane fazla rica ediyorum desene. Çek bir şey yok yani. İsim yazmıyordu. Vallahi benim de şeyde patlattılar öyle isim yazmıyor diye. Olur o kadar kot, böyle yerlerde. Şimdi ne yaptık? Kaşar erittim üstüne. Hı-hı. Ondan sonra zaten bütün malzememiz bu kadar. Bitti bu arada. Dünden kalanlar. Ben bir tane daha kruvasan alacaktım. Yoktu. Aynen ama muz falan var. Kullandık aldığımız her şeyi. Evet. Normalde Almanya'da böyle bir kahve kahvaltı yapmak istesen 8 euro falan. 2 hatta daha da fazla. Çok daha fazla. 10-12 euroluk kahvaltı yiyoruz şu an. Evet. Artık Kreuzberg'in olduğu yere girdik. Şöyle göstereyim size. Sağda solda Türkçe konuşmalar duyuluyor. Sürekli Türk. Şöyle, şimdi Berlin gerçekten bir Türk şehri olmaya da 200 bin Türk falan yaşıyor burada, öyle söyleyeyim size. En çok Türklerin yaşadığı 3 semte baktım. Mitte diye bir yer var. 38 bin Türk'e yakın var. Neukölln gibi bir yer daha var. Orada da yine bir 30 bin nerede sanırım. Bir de Kreuzberg var. Burada artık bu saatten sonra şey... direkt Türkçe konuşarak girebilirsiniz bir dükkana. Berlin'e geldiğiniz Almanya'ya. Dil de bilmiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kreuzberg'de istediğiniz gibi, gönlünüzce keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yine ben sizin dil öğrenmenizi daha destekliyorum yani. Dil öğrenin, yine de Berlin Kreuzberg'de gelin. Direkt İzmir köftecisi. Buradan bir şeyler yiyebiliriz. Biraz gezeceğiz tabii Konya'da. Önce. Ha? Konyalı mı? Ha doğru, buradaymış, görmedim. Konya'da. Pazar olmasa çok daha canlı, hareketli olurdu burası. Ama şu an böyle bir durum var. Bak. Adana kebap, peynirli ekmek, kuzu pirzola, falafel bizden çok değil, dürüm, İskender. Bence benim hayatta en sevdiğim yemek güzel bir İskender ya. Gerçekten çok güzel bir İskender yapan İzmir'de tavsiye edebileceğim bir yer var mı? Var şeyde, Hatay'da. Gerçek Bursa İskender var. Gerçekten de çok güzel. Tabii gidemediniz yani. Sen de gidemedik, seni götüremedim aynen. Senin açlık durumun nasıl? Çok fazla olay oluyormuş. Bayağı tehlikeli bir alanmış burası. Evet. Sonra şuraya polis merkezi kurulmuş. Köprünün üstünde görüyorsunuz belki. Buradaki kaosu önlemek adına. Değil mi? Çok da tekin bir yer olduğu söylenemez yani buraların. Ben bir de o vibe aldım ama. Söyledin mi? Burada mı? Aynen. Yani burada genel olarak ara ara böyle bazı caddelere giriyoruz, bazı sokaklara giriyoruz. Mesela o agresifliği hissedebiliyorum ben. Şey ilginç. Mesela burada ikiye ayrılmış ya. Sağ tarafta buradan Zentrum Kreuzberg yazıyor. Kreuzberg merkezi. Tamam mı? Almanca bir şekilde.
Yürüyorsun biraz. Yürüdün. Bu sefer şu arkada Türkçe yazmışlar. Kreuzberg merkez diye bak. Hani o kadar artık yazılar falan da Türkçe oluyor. İkiye ayrılmış yani şehir. Şöyle göstereyim size. Bakın. Kreuzberg merkez. Kreuzberg'e gelmek istiyorsanız metro bu abi. Kotbassertor diye. Bakın metro istasyonunu geçiyorsunuz. Ha burası bak Burgermeister. Her yerde var bunlar demek ki. Ve çok lezzetli. Lezzetli, gerçekten lezzetli. Biz önceki bölümlerde şeye gitmiştik. Bir tane ne onun adı? Tren garının altına, şöyle bir yerin altına koydular. O tarafa doğru ilerledik. Şu an hala Kreuzberg'in içindeyiz. Ben de bilmiyorum ne yapılıyor, ne ediliyor bu civarlarda. Ne yenir, ne içilir emin değilim. Birlikte yürüyoruz. Burada her yerde benim Berlin'de gördüğüm çok fazla etkinlik var. Çok fazla etkinlik. Şunlara bakın. Her duvarda kesinlikle bir müzik grubu, yok bale, opera, tiyatro. Çok fazla etkinlik var. Şimdi bulmakta zorlanıyoruz o tarafta, evet. Etkinliği. Burada etkinlik seçmekte zorlanıyorsun yani, o kadar fazla. Gerçekten de İzmir'le ilgili tek sıkıntım benim. Yani çok az konser. Thank you. Çok fazla konser olmuyor, çok fazla oyun gelmiyor. Stand-up gösterileri başladı. O iyi. Bir de bir şey göster. Mesela burada bakın. Şimdi adam bastı ya. Basıyor. Bir yerde duracak şimdi. Basmayı kesecek. Kesti. Burada ambulanslar geçerken güzel dostlar ihtiyaç halinde basıyorlar sadece. Ne demek bu? Yani işte açalım çakarları, siren zıngır 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 zıngır, uçalım gibi değil de mesela trafik bir yerde sıkışıyor mu? Orada basıyor sadece trene. Şey sirene. O ilginç. Gerçekten de. Az önce trafik sıkışmamıştı ama. He? Az önce trafik sıkışmamıştı. Ama döner kavşak yani falan ya. Belki ne bileyim. Öyle anlattılar bana da. Evet evet, bence de mantıklı ki öyle olması lazım bence her yerde. Çünkü çok ciddi bir gürültü kirliliği oluşuyor. Belki de ambulans ara yapıyordur bunu. Ambulans ben aşırı sıcakladım bu arada ya. Sıcak bastı. Yağış vardı. Aha düğün salonu burası. Queen düğün salonu. Girmez miyiz bir Alman düğününe? Yok be ya. Türkler yapıyordur bence burada düğünü zaten. Aman. Bana öyle geliyor. Ha mesela bir yandan da Han House ne demek ya? Han House evde. Bitki evi mi acaba? Bunlar mı? Ot değil mi bunlar ya? Ama burası şey, Mariana yaprağı gibi değil mi o? Evet de yasak. Yani burada da yasal değil. Şey dedi bana bir abi, bilmiyorum Almanya'dan izleyenler söylesin. Kreuzberg Hollanda gibi esrarın yasallaştırılacağı pilot bir bölge seçilecekmiş. Nedeni de şu, çok fazla olay oluyor muhtemelen. Ve bunların nedeni de tabii ki de uyuşturucu hani satılması, alınması, girmesi, hani kavgadan olması, onu legalleştirip o sorunu çözmeye çalışacaklar. Evet, çözüme gider miyiz diye deneyecekler diye biliyorum. Ama emin değilim. Bakın yine birçok etkinliğin olduğu yerler. Solda grafitilerin olduğu birçok cadde. Mesela burada bir işletme var diyelim hani. Sen akşam kepenkleri kapatmışsın. Ardından birileri gelmiş böyle karalamış falan, sabah bir geliyorsun. O özenle boyadığın ya da dış cephesini yaptığın yer dükkan gidiyor. Gitmiş yani. Ama bir süre sonra salmışlar bence bu olayı artık hani, evet, evet. Önünü alamayacaklarını fark edince artık bunu... Ya burada dükkan açan adam da biraz sanırım onun bilincinde açıyor bence. Olacak olan şey belli. Ama Kreuzberg'i ben mesela çok merak ediyordum. Gerçekten de nasıl bir yer diye. Çok farklı da bir şey görmedim. Yani İstanbul'da bir meydan gibi bir yer var gördüğüm kadarıyla. Onun dışında mesela şu an çevresinde şöyle sol sol yapacağız tekrardan. Hep standart yani, büyük binalar ve altta dükkanlar. Evet, evet, grafitiler. Aynen.
Türkçe konuşmalar çok artıyor. Yani sağdan soldan geçerken Türkçe bayağı konuşmalar oluyor. Çok artıyor. Bir şey, biz hani Hollanda'dan geldik yani Amsterdam'dan gelip o görsel şölen içerisinden buraya gelince evet. Türkçesi burası mı böyle belli. Aynen öyle. Ya binalar çok düz ya burada. Yani normal bina işte. Hollanda'daki gibi böyle her yapı rüya köy, ha, rüya mimari. Evet. Yani. Bir de bazı yerlerde çok yani grafitiyi mesela öyle bir yapmış, güzel boyamışlar ki gelip de buraya kimse karalamıyor. Bayağı kara kalem dövmesi gibi yapmış adam burada yani adam. Buna şeyde. Bir saygı var yani. Kesinlikle. Çok iyi yapmış, her gün dokunmuyor. Buna okey mesela. Bakın böyle mesela sonra yana gidiyorsun. Yani burada yapacak bir şey yok. Boş duvarı bulunca. Boş duvarı bulunca olacak yani bu. Her yer kapalı ya. Pazar ve Almanya. Söylemişler de onu bize. Kesinlikle. Benim bir Kreuzberg'de döner yiyesim var ya. Gidelim. Bir Kreuzberg'de. Bir Türk lokantasında bir şey yemek istiyorum yani burada. Birbirine kuru yemiş diye bir yer bulduk. Aa bu şey, Özlem burada bir tane yer varmış ya hani kola çiğden evet, çekirdek evet. Yapılan az yer. Az önce onu söyleyecektim, sen konuşuyorsun diye şey nerede yaptım. Nerede acaba o? Biz buradan geçtik diye hatırlıyorum ve bu yol üzerinde diye hatırlıyorum ama tabii şimdi her yer birbirine benziyor. O yol, bu yol acaba kola benziyor. Çekirdek yapılan yer değil misin? Buraya çok yakın. Nasıl değil misiniz? Ben deyim. Burada şey, bir kuru yemiş ve de kola yapılan bir yer söylediler bize de. Evet, çekirdek yani. Çekirdek ve kola yapılan bir yer varmış. Orası burası mı? Tamam. Çekebilir miyim peki? Sizi çekebilir miyim? YouTube'da. Bir şey yok ya, sıkıntı olan bir şey ama çekebilir miyim? Burasını çok duyduk Metin'i. İşte Kreuzberg içinde kola ve çekirdek yapılan bir yerdi. Sonra acaba orası burası mı derken yeri bulduk. Genelde burada müşteriler 100 gram çekirdek, biraz kuru yemiş alıyor. Çayımız var, sıcak içecekler. Aa, çok da dolaptan soğuk içecekler. Özlem ne yapalım? Bir çekirdek şey yapalım. Orası burasıymış zaten. Direkt semaverden de eminim bu arada çayımız. Özlemişim ya. Ki normalde de içmem yani hani. Uzakta olunca kıymetli geliyor. Bir tık demli. Evet, evet. Ben biraz açık severim ama güzel düşünme gitti. İnternet var mı acaba? Bağlanabilir miyiz? Wi-Fi çoğu yerde yok burada. Yani böyle Türkiye'deki kadar yaygın değil gibi. Kamerlerde falan aslında var ama tabii Türkiye'de yok. Ya burada aslında İstanbul'dan gelmiş. İzmir. İzmir'den gelmiş. Size büyük şeyden gelmiş. Yani İzmir, İstanbul'da her sokak böyle kafede büyük bir rekabet vardır ya. Burada o olay sadece belli başlı turistik caddelerde olduğu için yani herhangi bir caddeye gittiğinizde çok fazla zaten bir mekan da yok. Evet. Çok az mekan da yok. Yani burası mesela popüler bir cadde. Ama bu caddenin iki üst, bir üst ya da iki alt caddelerini gezdiğiniz zaman yani en fazla 3 dükkan, 4 dükkan bir de bugün pazar, buranın açık olması mucize oldu bizim için yani. Biz çok azimli bir kuruymuşuz biz. Ben yeni yılda, yılbaşında hani hocam birinci gününde sabah 10'da dükkanı açtım ve satışa aldım. Ya Türkler burada çok azimli çalışıyor. Zaten ne? Biraz... Hangi sektörde çalışıyor Türkler burada en çok? Gıda, barlarda çok fazla. Çünkü Almanlar genelde geç saate kadar çalışmak istemiyor. Evet. Akşam 7 olduğunu ben kapatayım. Biraz uyuyayım, dinleneyim. Ama Türkler öyle değil. Hizmet sektöründe sonuna kadar açığız biz gibi. Yani evet. Yani, berberler malum. Gıdadan kastım zaten dönerciler, restoranlar, onlar var ama mesela çok fazla bar, restoran var. Bakar baktığınızda sağlam Alman yemekleri satıyor ya da Alman tipi bir bara benziyor. Sahipleri çok Türk var öyle. İçeride konuştuk buradaki arkadaşla. Dedik ya hatırlarsan dedi böyle eskiden bir olay olmuştu. Kili Hakan bir tweet atmıştı. Saat 10'da delikanlıysan Simirne kuru yemişin önüne gel diye. İşte orası burasıymış. Bize de şey oldu. Sürpriz oldu. Tabii burada ben şeyler yani o
eskiden buraya gelenler. Çile Arkın'ın işte annesi, babası veyahut da bildiğimiz kadarıyla biz de röportajdan işte Masaka falan. O zamanlar çok büyük mücadeleler verilmiş burada benim anladığım kadarıyla. Şu an tabii sanırım Çile Arkan biraz rahatsız, onu da geçmiş olsun, zevklerimizi iletelim burada. Eğer denk geldiyse, izliyorsa ya da yani öyle bir durum var aklımızda bulunsun. Şimdi dedik ki burada biz ne yiyebiliriz? Hasır döner var dedi. Orayı duymuştum ben aslında. Bakın şöyle göstereyim. Burası hasır restoran. Bir de hasır döner varmış. Bilmiyorum ama şurada bir tane hasır burger. Yanında bir hasır restoran. Bir tane daha hasır restoran var. Özlem tamam gördüm. Gel gel orada dönerci. Döner kesişini gördüm. Vay çok iyi duruyor gerçekten de ama büyük. Bizim için normal yani. Hmm. Göz alışkanlığı. Valla. O kadar büyük gelmiyor. Geçen dünkü çok 250 kiloydu. Bu kaç kilo? 177 falan. Gerçekten güzel. Kaç yıllık abi burası? Sen Türkçe biliyor musun? Sen heh, tamam. Kaç yıllık abi bu döner, hasır döner? Vallahi abi onu bilmem. Sen onu bilin. 45 yıllık döner. 40-45 yıllık dönerci. Güzel. Bu gemiyüsü olan kısım herhalde burası. Değil mi? Sebze gemiyüsü olan kısım burası. Ekmekleri çok güzel gözüküyor. Şimdi gidip bir yiyeceğiz bakalım. Bir tadına bakacağız hasır döneri. İskender'imiz çok meşhurdur. İskender mi? Burada kredi kartı geçiyor mu? Tabii. Tamam süper. Senin açlık durumun nasıl? Yerim. Bir İskender, bir Gobit'ten yer. Bak abi, nasıl yapıyor abi onu da görelim. Tamam, tamam. Kırmızı yağ. Tamam bak, bakın şöyle dönerin yapılışını da size göstereyim. Şu. Kırmızı bu da sebzeli mevzeli. Güzel, çok güzel, güzel değil mi? Bayağı 175 kiloymuş bu. Dün 250 kilo döner varmış burada. Bir günde sadece satılan bu değil mi? Tabii hemen. Bir de yanda bir restoran daha var. Önde bir de burgercisi var buranın herhalde. Öyle. Öbür tarafta döner yok. Öbür tarafta ne var? Öbür tarafta döner yok. Döner yok. Döner sadece burada. Evet. Derlinde burada yani. Ha. Derlinde sadece döner burada. Peki başka yerlerde de var mı hasır? Hani Almanya içinde. Var ama bu en güzeli. Gel bakalım. Şöyle bir içeri bir geçelim. Nasılmış burası? Hem iç... Oo, kebaplar falan da var. Ha. Bakın şöyle. Ardacığım ben geçiyorum böyle. Tamam tamam. Alt yüreğe mercimek çorbası. Ondan sonra şeyler. İskenderler, dönerler falan nerede acaba? Kebaplar 17'lerde. Mercimek çorbasıyla bir mideyi yumuşatalım. İlk önce. Önder gelsin. Biraz çok. Bu ezogelin ya. Değil mi? Tatmak ister misin ya? Tadarım. Biz... Ben geldi çorba dedim ki bu mercimek ezogelin mi? Neye benziyor dedi? Yani mercimek var bence içinde ama ezogelin daha... Bir ezogelin. Hani Türkiye'de bu renk en azından ezogelin. Yok ya mercimek bu. Mercimek güzelmiş mercimek. Güzelmiş. Evet. Mercimek 6 euro bu arada. Cık, mercimek çorbası. İskender döner 17,5 euro. Sıcak. Tabak da sıcak. Senin yüzünü yakacak. Çünkü ben lafa tuttum. Uyaramadım. Son anda kurtardım. Çok teşekkür ederiz. Bakalım tadı nasıl? Siz kaç yıldır buradasınız? Ben 28 senedir buradayım. Vay. Peki dükkan kaç yıldır burada? 50. Vay. Burası 24 saat açık. Hiç kapanmıyor. Hadi ya. Yani 24 saat. Burası işkembe, mercimeğe, çuba içebiliyorsun. Buraya burada bayağı bir ünlü gelmiş. Çok. Çoğunu da asmadık. Yani Avrupa'da veya ünlü sanatçı olsun, siyasetçi olsun. Derine geldikleri zaman ilk bire geldiler. Ama tabii ki yemeklerimiz de kalite ya. Türkiye'den biz Kreuzberg deyince aklımıza Kili Hakan'ın olduğu kısım. Evet biraz rahatsız. Geliyor burada yiyor mu? Hatta hep burada, hep buralarda. Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul. İzmir'den geliyoruz. İzmir Türkiye'nin biliyorsun en güzel insanı, evet. En güzel memleket İzmir'den çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Ben Dersimliyim ama ikinci vatanım İzmir gibi oluyor. Süper. Abi teşekkür ederiz. Çok güzel. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bak bu lezzeti. Ben önce küçük parça ekmek yedim. Ardından et yedim. Direkt et almayı diye. Bayağı iyi. Bursa'da İskender
yiyorsun iyi bir yerde mesela. Zaten bu lezzet. Evet. Bir de güzel bir tereyağı var farkındaysan. Evet. O tat çok güzel. Kaliteli. Gerçekten de. Ekmeği nasıl Özlem? Çok güzel. Ekmeği bir tık sert bu arada, yumuşak değil. Pizza ekmeği değil mi bu? Yağı, tereyağı inanılmaz iyi. Döner çok kaliteli. Buranın sahibi mi? Titanik Otellerin sahipleri. Antalya, Titanik Otel. Antalya, Bodrum, evet. Mardana, İstanbul'da otelleri var. Artık burada var 5 tane. Ve burada şeyleri var mesela. Alttan Türk restoranları var, otelleri var, 5 tane steak house'ları var. Nusret Günaydın gibi. Nasıl Nusret Günaydın? Ya o tipten ondan daha var. Yani. Ya. Peki. Onun için buna etleri de halde yapıyorlar. Yani dışarıdan et almazlar. Hmm. Kendi imhataneleri vardır. Sırf kendilerine yaparlar. Peki doğma büyüme şey mi? Almanyalı mılar mı? Yok. Bizim bunlar 6 kardeş benim patronlarım. Bunlar 72'de benim Mehmet abi buraya gelmiş. Öyle devam etmiş. Bakmış ki üniversite gel gel abi parayla. Sen de gel sen de konuşalım. Boş ver onu. Ve devam etmişler. Bir de bunlar şey de yani. Kinefe var mı senin başka bir yarısı var? Tamam. Hep işin başındalar yani bu insanlar. Yani işte altımıza Ferrari, Porsche gezer böyle bir şey yok. Şimdi benim patron... Benim patronları buraya gelsin de onları resmen çalıştırırım ya. Abi şuraya bak, abi şuraya bak, abi şuraya bak. Ama çalışkan insan olunca böyle oluyor zaten herhalde. Teşekkür ederiz. Bir şey, ben 28 senedir buradayım. Bunlar bana bedava para vermiyorlar. Bir şey böyle hep hiç unutmam ömür boyu. 98 olması lazım. Bizim en büyük Mehmet Aygün dedikleri şey. Şurada müşteri var. Mehmet Aygün şurada arabayı park etti, bu tarafa doğru geldi. Müşteri Adana'yı yememiş. Şu kadar Adana kalmış. Ben Adana'yı aldım. Şurada giderken peşime geldi. Bana o Murti dedi. Dedi ki Murti dedi, müşteriye sordun mu dedi. Dedim ki abi sordum. Getir dedi Adana'yı. O Adana'nın tadına baktı biliyor musunuz? O ucundan yedi, dedi ki bu Adana'nın tuzu yok dedi, yeni Adana yap. Bunu hiç kimse yapmaz. Bunları yaptılar. Vay, çok güzel. 35-36 sene çıkıyor. Sen başından beri buradasın herhalde. Yaklaşık. Nasıl? Günde kaç kilo döner satılıyor burada? Günde 250 kilo döner takıyoruz. Vay. 250 kilo yaklaşık. 150-200 porsiyonda İskender porsiyonu satıyoruz. Yani satışlarımız nereden baksan? Berlin'de veya hatta Almanya'da en iyi döneri diyebilirim şu an. Evet çok lezzetli. Çünkü gelen bize şeyler çok olumlu. Evet. Dışarıdan gelen konuşmalar olsun çok beğeniyorlar. Gün geçerken artıyor zaten. Çok uğraşıyoruz güzel. Ama. Evet çok güzel tereyağı. Çok uğraşıyoruz. Gerçekten yani çünkü sadece Türkler yemiyor bunu. Almanı var. Dünyanın her yerinden insan geliyor. Ben de yani çok turist alanlar diyor. İnan yani çok emek veriyoruz. Gelen misafirler de çok beğeniyor. Hem Türkiye'de tanıtım oluyor hem yani kasaya her şeye yansıyor. Yani. Evet yurt dışına demeyin iyi İskender'di benim burası. Bak Türkiye'den çok misafirlerimiz var. İstanbul'dan biraz en başta. Bursa'dan gelen bak Bursalılar ne diyor biliyor musun? Bursalı. Biz Bursa'da. Bu Bursa'yı biliyorsun İskender'in başkenti normalde. Biz Bursa'da bu İskender'i yemeyiz diyor. Bak abartmıyorum. Yani şey, evet. Çünkü ben çok gelen Bursa'dan misafir oluyor. Hiçbiri diyor bu Bursa'da yok diyor İskender. Sen ne zamandır buradasın abi? 15 sene. Direkt doğma büyüme burası mı? Yok. Burası sadece. Bu dükkanda 15 sene başlıyor. Öyle kesin vereceğim buna bakış vermiyorum. Çok zengin. Vermeyelim mi? Öyle diyor. Vermeyelim. Önlendir abi. Abi 8 numara devam et. Hadi başlayalım. Almanya 20 sene oldu. Aynen, 20 senedir Almanya'da. Değil mi? Ben de bir arasını da geçtim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kolay gelsin. Tekrardan Kreuzberg merkezi yazısının altına geldik. Biliyorsunuz sadece Berlin'de 200 binden fazla Türk yaşıyor ve Kreuzberg için küçük İstanbul diyorlar. Eğer bir gün yolunuz buraya düşerse Türkçe konuşarak bütün işlerinizi halledebilirsiniz. Fakat benim gibi dünyayı gezmek istiyorsanız ihtiyacınız olan dil İngilizce. Ben de size dünyanın en tecrübeli dil okulundan bahsetmek istiyorum. Berlitz 140 yılı aşkın deneyimiyle 70'den fazla ülkede İngilizce öğretiyor. Türkiye'de İstanbul Berlitz olarak hizmet vermekte. Eğer siz de online olarak hem iş hayatında hem sosyal hayatta kendinizi İngilizce konusunda geliştirmek istiyorsanız Berlitz'e yani dünyanın en başa dil okuluna güvenebilirsiniz. Biliyorsunuz hem Vietnam'da bir sene İngilizce öğrettim. Ardından Çinlilere online olarak 2 sene İngilizce öğrettim. Online olarak İngilizcenin nasıl öğretildiğini veya da nasıl öğrenebildiğini bildiğim için size çok gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Berlitz'te online olarak evinizden
İngilizce öğrenebilirsiniz. Aşağıda Berlitz'in hem internet sitesini hem de Instagram adresini açıklamalarda bıraktım. Dünyanın en başarılı dil okulunda Berlitz'te İngilizce öğrenme serüveninizde size başarılar dilerim. Videoya devam ediyoruz. Abi şurada Kronberg'te, şurada var ya. Tam arkada işte bu Berlitz'ten bahsediyordum hani Berlitz. Tam da konsantre olmuşum. Bir dakika falan yani, öyle çok da uzun bir şey değil. Montumu çıkardım, sola koydum. Sonra kamerayı kapattık, benim arkadaşım geldi. Anlattım Romanya'dan. Kafamı bir çevirdim, mont yok. Kolombiya montu, bak 0.2 saniyede yediler. Tak diye gitti ya. Ve de Özlem de oradan, Özlem. Özlem kamerayı tutuyor işte, ben konuşuyorum. Derken... Abi... Tak diye gitti ya. Berlin beni bitirdi ya. Bir mikrofon, bir mont, bir de geçen telefonu düşürdüm. Oradan da vardır bir kaybımız. Çok kötü oldu ya. Oğlum çok hızlıymış şehir. Bak aklıma geldi biliyor musun? Gerçekten benim telefon, kamera normalde montun içinde, dedim ki bu Berlin'de biz dedim unutabiliriz, bu montu çalarlar. Ben kamerayı aldım, senin çantana koydum. Valla sen dedin ya, kamera nerede dedin. Ben dedim kesin montun cebindeydi. Yani içime giren korkuyu anlatamam sana. Ben de çok yani, kötü oldum. Ben de hatta şey böyle birazcık yürümeye başladım. Hani çünkü bir adam hatırlıyorum. O durdu böyle. Bir şeyler yaptı. Hani o almış olabilir diye koşacaktım artık yani, biraz belki yakalarız onu diye. Yani öyle şeyler geçti arkadan böyle. Çok zihnimde. Hızlı gitti. İnanılmaz hızlı gitti. Çok üzüldüm ya. Ne yaptı müthiş adam? Müthiş üzüldüm yani. Bence bizi izledi. Müthiş üzüldüm. Bence o yürüyordum. Bizi izlemedi. Şişe falan toplayanlardandı o diye düşünüyorum. Çünkü elinde şangır şungur iki tane kocaman böyle çanta vardı ve içi full boş şişe doluydu. O baktı orada, hani bırakıldığını düşündü bence o montun. Onu aldı ve çünkü oyalandı yanımızda eğer oysa. Aldı ve gitti. Biz de o an meşguldük video çekmeyle. Hiç fark etmedik. Abi çok... Çok para kaybettim ya Berlin'de. Ben Berlin'de birazcık şey, o düştüm ya. Çok üzüldüm yani. Ben ya, bayağı üzüldüm. Artık alıştım sanırım ben ya. Gerçekten de dünkü mikrofondan sonra. Hayır, bir de sana bu montu çok sevmişsin. Yani çok sık bir şey almıyorsun ya. Mesela evet. Bunu uzun süre sonra bir mont aldım. Ve cidden çok sevdin sen bu montu. Çok sıcak tutuyor bilmem falan. Hep böyle konuşuyoruz evet. Ediyoruz. Yani cidden seni sevdiğim bir şey. Yok abi ya. Vallahi yok ya. Gerçekten de. Ben hayatımda ilk kez Kolombiya'ya bir şey almışım. O da Bangladeş'ten aldım bu arada. Hani Türkiye'den de almadım yani. Olsun, en güzel olurduk daha. Boşver. Ne yapalım ya. Kötü oldu vallahi arkadaşlar. Böyle dikkat edin yani. Kreuzberg dedikleri kadar hızlıymış. Allah'tan hani bir elektronik bir şey gitmedi. O çok daha büyük acısı olurdu. Çünkü işimi yapmamı engelliyor onlar gidince. Hani mikrofon gitti mesela. Çok kötü oldum. Özlem'in mikrofonuna şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz falan. Kamera da gitseydi berbat olurdu vallahi ya. Bir Verlit reklamına montu kaybettik başkan. Hayırlısı olacağı olsun, hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. Alacağımız arkadaşlar. Dersi düşünelim buradan. Buradan alacağımız ders. Alacağımız ders Kreuzberg'te biraz daha sakin olacaksın. Ondan sonra şehir zaten gayet hızlı. Tam şey diyormuş, İngilizcenizi geliştirmek evet için bir ya. Şeyler gel. Hani burada şey dedim, hani Türkçe gerçekten Berlin'de hani Türkçe konuşabiliyorsun. Çok rahat şimdi yürüyoruz. Gördünüz yani oraya dönerciye gidiyorum. Burada Türkçe konuşuyorum falan. Ben de konsantre oldum. Hani biliyorum dünyanın en tecrübeli dil okulu adamlar 140 yıldır bu işin içindeler ve kendine özel bir yöntemleri var yani. Sen online olarak ders alıyorsun. 30 dakika ders var ve 30 dakika öncesinde seni self edip kendi çalıştırıyor. Yani oturuyorsun bilgisayarın başına, sen orada çalışıyorsun. Bitiyor, onunla ilgili online ders. Hani çok gerçekten de çok isteyerek reklamını yaptığım bir firma olduğu için oturdum. Ya böyle sadece ben ona kilitlendim o anda. Hiç sağıma soluma bakmadım abi. Ya bir genel olarak sen zaten bir şey kilitlendiğin zaman sağ evet. Etrafını asla görmediğin için çok normal zaten abi. Yani ben yanında olmuşum olmamışım ya da sen ne yapıyorsun hiçbir önemi olmaksızın o her türlü giderdi. Yani o nedenle olabildiğince mevcudiyetinden uzaklaştırmayacaksın inşallah. May I? Yes. Hi, thank you. You're okay? You're photogenic. So he's Malik. He's my... I'm Malik. Friend for 9 years, but we haven't seen each other for a long time. I remember that we have a video. We have a picture also. We have a picture also. Talking about my coat. Okay.
How it stolen in Berlin. Böyle güzel bir şey arkadaşlar, eski arkadaşlarınızla. It's really good to see your old friends. Of course. After some years later. After that much of a time, yeah. How did you come here, brother? I studied here. So after Romania, I came to Germany to study my master's. Uh-huh. I studied 2 years, so from 2015 until 2017. And then I just started working here. Benim mont çalınınca dedi ki, Malik, burada da ikinci el pazarı var, gel oraya gidelim. Çünkü hava soğuk olacak ve buralardayız. Bir şey almamız lazım. Ucuz yollu bir şeyler bulmamız lazım. Burada günlük bilet alıyoruz. Şöyle. Sonra devam edeceğiz. Yani o pazarın olduğu yeri göstereceğim. Çünkü bir mont almam lazım. Sonra bakacağız. Duydunuz geldiğimiz yere. Burada yakınlarda bir yerlerde ikinci el pazarı varmış. Pazar günleri sadece açılıyor. Bana bir tane mont almamız gerekti de. Yoksa Berlin'de donabilme ihtimalim var gerçekten de. Bakın burada. Berlin'de ikinci el pazarına gelmiş olduk. Bir de buraya göreceğiz bakalım nasılmış. Almanya'da hep böyle ikinci el pazarları vardı. Ben de eskiden geldiğimde hatırlıyordum. Şöyle bir şey var. That's also good. Sorry, how much is that? It's 10. 10 euros. Şu bakayım şunu. Much better. 10 euro. Yeah. 10 euro. Ah, küçük ya. No? Wouldn't fit? No. Şurada bakın bir şey buldum. Bu güzel aslında. Özlem tut bakalım bir bunu. Bunu beğendim. Başka bir şansımız yok yani. Ne kadarmış? Bu 20 euro. Ne yapacağız? Bizim bir de surok. Hello. Hello again. Hey. Ne diyorsun Hacı abi? Bir tık küçük ya. Kol altları kastı. Kastı da başka şansımız yok. Çok kötü değil ya. He? Bir beden daha büyük olabilirdi ama yani sen dediğin gibi. Şey. 20 euro. I think that's it. Can you do discount? 20? Yeah? Yeah. How much is that? Well, 20. Okay. No, so there's no discount. I would do it for 18. Okay. Yeah. All right. Thank you. Abi bende para kalmadı, çekemedim. Bir ne şekilde halledeceğiz Malik'le. Böyle bir video oldu. Kreuzberg'i gezdik. Almanya ikinci el pazarını gördük. Türklerle konuştuk. Ceketi çaldırdık. Bir ton olay oldu. Ama yine de moralimizi bozmadan yol devam edeceğiz. Şükür yapacak bir şey yok abi. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. See you, goodbye. Have a nice day.